Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bugün neler yapıyoruz? Yine yoğun bir gün, yine yorucu bir gün olacak bizim için. Ramazan ayından sonrasına denk gelseydi bizim için daha iyi olacaktı aslında ama nedense tam böyle Ramazan ayının içine oruç tuttuğumuz günlere denk geldi. Yaptığımız ağır işler, çünkü zeytin arılama dönemi bu dönem olduğu için denk geldi yani. Yapacak bir şey yok. Önümüzde zaten 2 gün daha mı 3 gün daha mı ne oruç tutacağız. 2 gün herhalde, hesaplamadım da. Zeytin dalı çekeceğiz. Kendimizin değil arkadaşlar, bir başkasının. Atılacak, ziyan olacakmış dallar. Şimdi biz ziyan olmasın diye babamın arkadaşının gidip o dalları toplayacağız tarlanın içinden. Topladığımız dalların hepsini gidip ormanın içinde kenar bir yere dökeriz. Yaz aylarında o yaprakları silkeleyip kurusunu kaba yem olarak hayvanlara yedireceğiz. Yani kış için ya da önümüzdeki hayvanların bakarken, yani önümüzdeki aylar için bir kaba yem stoğu gibi bir şey olmuş olacak bizim için. Onun için bugün gidiyoruz evden. Hazırlandık. Sabah besmelemizi çektik. Traktöre çalıştıracağım. Çoban evinden kasayı takacağız. Oradan tarlaya doğru gideceğiz. Ama öncelikle şurada mazot vardı. Şu mazotu bir traktöre koyalım. Günümüze başlayalım. Hadi bakalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Şimdi şurada 100 kilo bir mazot aldım. Onu traktöre koymakla başlayalım. Allah Allah, elektriklem yok. Yalan mı yanmıyor. Mazotu da alamıyoruz artık çok. Gidişat kötü. Dedemle eskiden 1 tonluk mazot tankerini doldururlarmış sezon geldiğinde. Biz traktörün deposunu bile dolduramıyoruz. Bugünkü işimizi görecek adam 5 litre koyam da. Bismillahirrahmanirrahim. Yolda kaldırmasın bizi de. Nasıl da koktu ha. Kapağı açığa açmaz mazot koktu. Sol elime denk geldi ama gene dökülmüyor dışına. Tamamdır. Ecren, geldin mi? Kapağı da şöyle kapadım. Ecren bugün şoför arkadaşlar. Şoförlük yapacak, traktörü kullanıverecek, yardımcı olacak bana. Şişeyi şuraya bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Öbür tarafa gelir geçer kapı bir de. Sen şapka falan giymişsin ya. Ha, hazırlıklısın sen. Tamam, kapat. Bakalım denk getireceğiz mi? Sen mavinlik yap. Sağ sol. Tamam. Sen gel şöyle biraz. Gel. Biraz daha gel. Gel bakalım, dekolecek mi? Biraz daha gelme lazım. Ellerine dikkat et. Tamam. Gel, oldu. Kusadın yemeklerini ver hadi Ecrin. Tepsisine veriye doğru çekip çek de. Ekmekle döko içine. Şimdi arkadaşlar kasayı takma geldik. Kasayı takıp tarlaya gidiyoruz. Ya abi ota bak ya, nasıl otlar büyümüş. Şurada çivi var, şu çiviyi sökem.
Tamam. İçinde malzeme var mı? Yok. Kapağını kapatalım çünkü içine dirgen koyacağız. Dirgen. Dirgenler düşmesin. Dirgenlerin ikisini de götüren tarlaya. Bir de Bilal abiden aldığım bir dirgen. İki tane. Hangisiyle kolay gelirse onunla. Bu sabah hayvanları babam baktı arkadaşlar. Yemlerini falan verdi. Arabayı bize götürdü babam. Araba vizeden geçerse o da bizim yanımıza yardımı gelecek. Ama vizeden geçmezse artık akşamı bulur onun işi. Biz ayarlayacağız tarlada. Yemlerini bitirmişler. Biz de tarlaya gitmeden zeytin dalları nasıl verelim? Hayvanlar aç durmasın. Şimdi araladığımız zeytin dallarını bu şekilde dallarının üzerindeki yaprağı yediriyoruz. Tarladan topladığımız küçük dalları da ormanın kenarına döküyoruz ki yazın havalar iyice sıcaklaştığında, etraf kuruduğunda yapraklar kuruyor. Onları da silkip bu dallarından arındırıyoruz. Aynen şu gibi oluyor. Dallarını kenara, yapraklarını da çuvala doldurup hayvanlar öyle bir iştahla tüketiyor ki anlatamam. Çerez gibi, leblebi gibi yiyorlar. Anne! Zaten yeni tavuklar geldiğinde hiçbirini salmayacağım. Hepsini kapalı tutacağım burada. Salarsan bile vardiya sistemi. Sabah salacağım. 2-3 saat ya da ikindiye kadar gezip kapatacağım. Arkadaşlar sarı tavuk gitmiş bizim maalesef. Yoksa yaban hayvanlarından burada olmayacak hiç. Olmayacak ya. Sarı tavuk aldı. 2 tane tilki bağlıyorsun. Ya 2 tane birden tilki birini şey yapsan başında da devamlı hayvanı takip de edemiyorsun. Boş durmaya gelmiyor. O gün evde misafirler var diye 11'e kadar burada kimse yoktun. Hemen o arada nereden bildiğiniz buldunuz geldiniz. Hemen yakalamışlar mübarekler. İki tane tilkimiş arkadaşlar. Sarı tavuk atmış. Ama yeni tavuk aldığımda abi çıkarmayacağım. Çıkarsam da akşam olduğumu kapatacağım. Bunu bayağı adam ver ellemiyordun. Onun atası onu da ellemiş. Apaş. Oğlum. Hanımış benim oğlum ya. Hanım aslanıma benim ya. Hanım benim aslanıma ya. Gel. Gel bakalım. Arkadaşlar. Pusat kendini her sabah sevdirmezse olmaz. Ama ne pusadı be? Akbaş, akbaş. Akbaş kendini sevdirmesi lazım. Yalama. Ne yaptınız bakalım? Keyifler yerinde mi? Hayvanlara babam baktı bu sabah. Ben daha yeni geldim bugün. Oo, tamam, sıkıntı yok. İyi bakalım, dağıtma. Dağıtma yemin samanını. Altını süpürmüş ama tekrar kirletmişsiniz. Neyse. Buradan geniş alanda yere değil mi? Yere oturma. O işi çözdüm. Bu sene yağmurlar bol yağdığında zeytinlikler içi olduğu gibi olan ne bak görüyor musun? Her taraf insan boyu odun. Yağmurların faydası çok var. Gidiyoruz bakalım tarlaya doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar başlıyoruz. Ejder Şahbaz şoför. Anıl Şahbaz atıcı. Bu şekilde dalla ortada toplanık. Biz de bunları dirgenle bu şekilde toplayacağız.
Büyük küçük dal karışık. Hızlı 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 bakalım. Çok da hızlı yapmayalım aslında. Çünkü oruçluyuz. Çok hızlı yapınca insan birden yoruluyor, birden susuyor. %100'lük enerjimi bugün çok detaylı ve dikkatli kullanacağım ki öğleye kadar yorulmayayım. Çünkü yapacak bayağı bir iş var. Birden sıkıştırıp birden yormayacağım kendimi. Geçen yağmur yağacak diye çok sıkıştırdık. Yağmurdan önce bitirem diye bugün yağmur yağacak diye bir derdimiz yok. Büyük dallar da var arasında. Büyükleri elle alacağız. Olur, fark etmez. Sen orada dur kızım, gölgede biz bunu dökem gelem. Arkadaşlar, bir arabayı doldurduk. Sabah iyiydin, güneş yok gibidir ama güneş çıktı. Biraz biraz yakmaya başladı. Vallahi bayağı dal varmış. Daha bir ara topladık yukarı doğru. Gördüğünüz gibi romork ağzını var, arabanın tepeye kadar doldu. Demek ki her çizgiden dolu dolu bir romork çıkacak. 12-13 çizgi var. Bu da demek ki 12-13 romork zeytin dalı çekeceğiz gibi bugün vaziyet. Bir sıra çıktık daha. Anne, dökem gelen ona da hem kendimizi bir yol belirleyelim. Bir dahakine de yukarıdan aşağıya toplayalım. Değişik değişik yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Müsait bir yer bulduk kendimize göre. Arka kapağı açtık. Burayı dökebiliriz. Anne tut sen, ben şeyi kaldırayım. Birinci arabayı indirdik bakalım. Sıra ikincide. Virgen'i nereye bıraktım ben? Zeytinin dibinde. Başladık. Birinci arabayı doldurduk döktük. Sıra ikinci arabada. İkinci araba için Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Dallar biraz büyük dal. Virgen'e güzel gelmiyor ondan. Arka kapağı kapatayım bari. Açık dursa da var. Hadi kapatalım. Tamam. Tilki nasıl bağırıyor anne? Sabah sabah. Bilmiyoruz galiba, başka mı? Dallara dökmeye gittik arkadaşlar. Şuradan tilki. Ya gündüz gündüz nasıl bağırıyor? Vay gücünden hayvan ses çıkarıyor. Gece değil, bir şey değil. Gündüz gündüz hayvan ne avazı çıktığı kadar bağırır bilmem. Akşama kadar tarlayı bitirelim diye, bir de sizi sıkmamak adına çok fazla dal toplarken çekmiyorum ki. Böyle geri geri yanaşırız. Hadi onu yanına dökeriz.
İster tepede git, ister otur. Kendin bilirsin. Arkadaşlar, bir araba daha çıkardık. Su. Su başka bir şey değil. Susadık iyice. Yarın yağmurlu. Hava %60-%70 yağmur gösteriyor. Büyük ihtimal bugünden yağmurun sıcağı üzerimize çöküyor. Yağmur sıcağı da bilen bilir. Bayağı normal sıcaktan çok çok farklıdır yani. Bunaltıcı bir sıcak oluyor insanda. Yani insan öyle hissettiriyor. Şimdi bir arabada doldurduk. Bunu da dökeceğiz, geleceğiz. Eldiven giyseydim keşke. Vallahi her sıradan bir romork doluyor. 4 romork oldu. 4 sıra çıktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuralar biraz karışık ama 7-8 sıra falan var herhalde. Toplam 12-13 romork olacak anlaşılan. Neyse. Laf değil, iş yapam. Hadi izin çık kızım, gidiyoruz. Nerede dökem gelem. Anne sen yanında havadar git. Şimdi de dinlenme zamanı. Şöyle otların içinde birazcık yatış yapalım. Çünkü babam da geldi yardıma. Onlar şimdi annemlerle dökmeye gittiler. Ben gölgede dinleniyorum. Birazcık dinlenme zamanı değil mi? Yeşilliğe baksanıza, her yer yemyeşil. Daha tarlalar sürülmemiş. O yüzden bir de yağmurlar bu sene çok yağdığından otlar bayağı boylandı. Baksanıza şöyle. Bir karıştan fazla ot var. Neyse. Biz azıcık şurada uyuyalım. Annemler gelinceye kadar dinlenem. Arkadaşlar. Yemin ederim gerçekten var ya. Video çekmeye fırsatım yok. Arka arkaya araba dolduruyoruz. Babam da geldi. Babam zaten işin başında geçti mi hayatta yavaş hareket etmez. Aşırı derecede hızlı bir şekilde çabuk yapam çabuk gidem hesabı vardır. Valla bana da babamdan huy bulaştı herhalde. Ben de hızlı yapıyorum artık. Bir araba daha boşalttık. Artık döktüğümüz arabaları gösteriyorum. Dal toplarken değil. Yetişmiyor dal toplarken video çekmek çünkü. Ecim babanla mı gideceksin, benden mi geleceksin? Herkes. Sen babanla alın gidi, hadi üşürsün şimdi, terledin. Arkadaşlar son arabayı da sardık. Vakit de bayağı oldu. Saat 6-6.30 falan geldi. Çoban evine gidip hayvanlarımıza bakacağız. Vallahi sayıyı falan karıştırdım. 12-13 araba falan attık herhalde de. En son 11 miydi neydi? 1-2 araba daha attık. 12-10 araba oldu herhalde. Bitirdik tarlayı. Şimdi bakayım dökmeye doğru gidiyorum. Yari yari dadok Dido yarim dido Dido yarim dido. Yarim dido.
Ve traktörü stop ediyoruz. Sonunda bitti arkadaşlar. Stop. Stop mu derler? Stop dur demek. Yok. Finish finish. Bitirdik. Ne yemiyor lan bu? Aha. Eyvah. Abo. Ta bitirdik derken arıza mı çıkardık yoksa? Burada inmesi lazım. Bu niye inmiyor? Hah. Şimdi indi bak. Allah Allah, hava gibi bir şey yaptı. Vallahi korktum ha. Tam bitirdik derken uğraşacaktık. Bir an inmedi. Yağmur mu yağacak abi? Gargala ha böyle tepede gargala geçiyor. Şu dergene de arkaya adam. Arka kapağı da kapatalım. Kapağı da kapatayım. Açık gitse de olur da dergeni yolda düşürürüz. Hadi düştüğü de bir şey değil. Arkamdan bir araba gelir, bir şey olur. Adamı kaza yaptırırız. Allah korusun. O yüzden işimizi sağlamadık. Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Oo vallahi buraya çatı yapmışlar birileri. Kim yaptı acaba? Her zaman çeşmede su dolduruyorduk ya. Bayağı da sağlam olmuş. Ve makaslara falan güzel makas yapmışlar. Muhtarlık mı yaptırdı? Birisi hayır niyetine mi yaptırdı? Vallahi gayet güzel. Ne güzel çatı olmuş bak. Elimizi yüzümüzü yıkayalım bir. Vallahi herhalde bu sıcakta bu kadar iş yapıyoruz. Su içmiyoruz. İnşallah Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul ediyordur da. Yani ediyordur inşallah tuttuğumuz oruçları. Bir bardak su içsek şimdi ne güzel olur ama içemiyoruz. Herhalde. Rabbim kabul eder hepimizin tuttuğu oruçları. Çoban evine geldik. Babam gelenmeden koyunları yem almış gelmiş. Ancak ustalık iş başı düştü. Baba ne olmuş arabaya bakalım sen anlat. Zortuma. Deform olmuş. Mazot kaçırıyor. He. Kokusundan fark ettim. Hadi dedim eve kadar geleyim. Mazot basit doğru. Bir şey de uğraştırıyor işte. Aynen. Arkadaşlar şuraları falan sökmüş babam. Mazot kaçırıyor. Daha önce de yaptı zaten bunu bu. Zeytin zamanında ilk aldığımız zamanlarda patlattıydı. Kendimiz tamir ettiydik. Yeni hortum taktıydık ama şuraya tel de bağlamıştık. Bakın biz arkadaşlar bağladığımız tel tekrar patlatmış hortumu. Bu sefer tel değil kelepçeyle yapıyoruz. İşi sağlam alıyoruz bakalım. Hortuma şey düşürdüm ya. Dur alırız onu. Gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim.
Nasıl kaçırıyor mu? Bakın o gelepçeli yer var ya, onu sıkıyor ama şöyle bir mazot akıtmıyor. Olmuş gibi. Evet. Tın tın çalışıyor ya. Mazot kaçırmıyor. İnşallah yolda giderken de kaçırmaz. Yarın saman almaya gideceğiz arkadaşlar. Araba bize lazım. O yüzden bugünden halletmemiz lazım arabanın eksik yedik yerlerini. Bu saat. Kollarımızda derman kalmadı arkadaşlar. El arabasıyla götüreceğim yemi. Kepekle abi. Arpa hafif oluyor da bu pancar kısmesi ağır oluyor. 50 şeyden 100 kilo. Asla sürdüm. Ben sus. Yim döktüğüm zaman Allah nasıl bağırıyor lan? Köpekle 50 kilo olur mu ya? Allah Allah. Köpekle 50 kiloluk. Geçeceğim oraya. Bundan yemin tozu. Yem tozu. İki kova atarsak bundan hemen yarım kova bir kova kaçacağız. Çekilebilir. Allah Allah. 200 lira bu. Oo, kepeğin iki kat pahalısı. Kepek 150 lira. 50 kilo bu. Kepekten daha faydalıdır bu zaman. Ya yiyin de. Yiyin toz hali bu. Sen
Mısırlı falan var, sarı sarı görünüyor yine. Koyunların yemini verdik arkadaşlar. Bu arada yan taraftaki koyunu da bu tarafa geçirdik. Onun yavrusu yabancıladı, o bağırıyor. Bulamadın mı annen yoksa? Senin annen nerede kızım? Bak ileride ta en başta. Yanlış yeri geliyor. Arabanın mazot kaçıran yerini ayarladık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. İnşallah tekrardan aynı arızayı tekrarlamaz. Saman yerini yarın ayarlarım. Yarın saman almaya gideceğim. Akbaş, aslanım benim. Alamış beli bolu yahu. Danaların da yemini verdik. Tamam canım, yalan mı sende hemen? Onlar da yemlerini yiyorlar. Arkadaşlar acayip yorucu bir gün oldu benim için. Baya baya yorulduk. Günümüzü de bitirdik yalnız. Bu arada babam da şöyle üzüm asmaları uzadığında yaprakları şey olsun diye bu şekilde bir yer yapmış. Gölgelik baya güzel olmuş. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Sizlerin aboneleriyle daha da yukarılara çıkacağız inşallah. Dilim tamam kurudu. Çok da fazla konuşamıyorum. Sarı tavuk gitti maalesef. Sadece siyah tavuk kaldı. Günde bir yumurtaya düştük. Tilkiler çok acayip arkadaşlar. Çakallar bir yandan, tilkiler bir yandan. İki tavuğu kapatmadık zaten. 20 tavuktan 2 tavuk kaldı. Onları kapatmadık. Onlar da gitti. Yeni gelen tavuklara sürekli kapalı bakacağım artık. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.